Senin çocukken aile içinde yaşadığın ilişki düzeni, ilişki kalıbı aslında senin bilinçaltında mevcut Tanrı'yla ilgili anlayışın somut olarak yansımasından ibarettir. Aslında Tanrı bizi terk etmemiştir. Biz onu terk etmişiz. Onunla bağlantıyı kopardığımız zaman sanki o bizde bağlantıyı koparmış gibi düşünerek kendimizi gurbette, yalnız, desteksiz, ebeveynsiz hissederiz. Çünkü yaratıcı bizim, benzetme yaparak söylüyorum, hem anamızdır hem de babamızdır. Selam arkadaşlar, iyi akşamlar. Biraz geciktik bu akşamki yayınımıza. Şöyle esrarengiz olalım diye konuşmuştuk. Neticede geç başladık. O da bir esrar yaratıyor tabii ki. Ayın bugün 3'ü, 1 Nisan şakası gibi de oldu sanki. Şimdi arkadaşlar, derin ve esrarlı derken kastettiğim şey bugün bazı pazar yayınlarında böyle yüksekten bir dünyayı izleyelim bakalım diye dokunuşlar yaparak gitmiştik. Şimdi o bir konuyu ele alıp orada bir derinlik, sonra diğer konuyu ele alıp orada bir derinlik oluşturarak ilerleyeceğiz. Mevzunun derin noktalarını oluşturacağız. Şimdi her zaman söyleye geldiğimiz bir konunun derinlemesine şey yapalım, inelim. O da şu. Şimdi ben insanlara çalışma almak isteyen insanlara şey yaparım. Derim ki işte hangi sebeple şey yaptığınızı, bana başvurduğunuzu yazıp belirtir misiniz, söyler misiniz diye. Ve onlar da sanki sadece kendilerinin böyle bir hikayesi, hayat hikayesi varmış gibi işte kötü bir çocukluk geçirdiklerini yazarlar. Kimisi özellikle annesinden bahsederek, işte kimisi de özellikle babasından bahsederek yaşadığı sıkıntıları, kötü bir çocukluk geçirdim. İşte iki nokta üst üste, annem şöyle 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 yaptı, babam böyle böyle yaptı. Nedir onlar? İşte yalnız bırakılmaktan tutun, yalnız bırakıp Almanya'ya gitmekten tutun da, fakir yoksul bir çocukluk geçirmeye kadar, anne baba arasındaki kavgalar, tartışmalarda şey yapan, arada kaynayan, görülmeyen, fark edilmeyen çocuklara kadar. Ondan sonra anneye yapılan haksızlıklar, zulümlerin detayları böyle. Ve bunun karşısında sinen, baskılanan anneye acıma duygularıyla devam eden. Ya da herhangi bir ebeveynin de baskın oluşu sebebiyle oraya gitme, bununla görüşme, kimle görüştün, neden yaptın, bunu böyle yapsana vesaire gibi aşırı baskıcı bir ebeveyn hikayesi gibi böyle muhtelif şeyler. Şöyle burada tek tek alıp ele alıp babaysa işte eril kısımla hakkında çalışmalar yaparız. Anne ise dişil kısımlar hakkında çalışmalar yaparız. Ama İşin en derininde deriz ki
derim ki o kişiye, demek isterim ki senin aile, çocukken aile içinde yaşadığın ilişki düzeni, ilişki kalıbı aslında senin bilinçaltında mevcut Tanrı'yla ilgili anlayışın somut olarak yansımasından ibarettir. Tanrı'yla ilgili anlayışın. Nedir? Onu çok derinde mevcut olan, derinlerde, senin bilinçaltında mevcut olan Tanrı'yla ilgili anlayışın yansımasından ibarettir deriz. Şimdi bunu biraz açalım. Tabii ki bu en esrarengiz kısmı bu. Hiçbirimiz tabii bunu çocukken kavramamız mümkün değil. Büyüdüğümüzde de kavramamız mümkün değil. Hep başka yerlerde, başka sorunlardan, işte kimisi der ki benim işte çakralarım hocam düzene sokar mısınız? Kimisi der ki benim elektrik seviyeme bakar mısınız? Dişil eril elektrikler ne durumda, elektriğim falan. Benim işte acaba kendime değer vermiyor muyum? İşte derler ki acaba ben şeyi kabul etmiyor muyum? Parayı, zenginliği, onu itiyor muyum diye. Tanrı ile ilgili anlayışın yansıması derken neyi kastediyoruz? Bilinçaltında mevcut olan Tanrı ile ilgili anlayışın yansıması derken neyi kastediyoruz? Basit bir örnek vereyim. Diyor ki mesela, küçükken annesi ya da babası vefat etmiş. Bu yüzden de ya anasız ya babasız kalmış bir kişiden bahsedersek, o kişinin temel duygusunun şöyle olduğunu görürüz. Sanki ebeveyni onu kandırmıştır, gitmiştir, terk etmiştir. Yani ölerek onu terk etmiştir. O orada yalnız kalmıştır dünyada. Beni terk etti. Ve bu duyguyu biz derinlemesine bir yerden tutarız, çıkartırız. Kişiye onu söyletiriz. İşte beni terk etti babam. Hani öldü gitti gibi düşünmez. Terk edip gitti gibi düşünür. Sanki o hani tamam artık ben bir seyahate çıkayım falan gibi şey yapmıştır, karar vermiştir ölmeyle ilgili. Babasının diyelim ki böyle bir şey yaptı. Küçük yaşta öldü. Babasının kendisini terk ettiğini düşünür. Bundan dolayı ona kızar aslında. Bilinçaltından bahsediyorum. Peki burada Tanrı'yla ilgili fikri nedir o kişinin en derin seviyede? Tanrı'nın kendisini terk ettiğini, dünyada bırakıp gittiğini, onu kandırdığını inanmıştır, inanıyordur. Tanrı'nın kendisini terk ettiğini, onu bırakıp gittiğine inanıyordur. En derin seviyede. İşte bu seviyede yapılmayan, yani bu seviyede yapılmayan, bu seviyeye inerek değiştirilmeyen bir şey, kalıp, bilinçaltı kalıbı, değiştirilmezse eğer, kişide asla tam köklü bir değişim gerçekleşmez. Tabii ki daha da derinlemesine ineceğiz. Daha esrarengiz yerlere gideceğiz. Madem esrarengiz dedik oradan devam edelim. Aslında Tanrı'nın kendisini bırakıp gittiğine inanmaktadır o kişi. Diyesiniz ki çocuk niye yani babasının ya da annesinin ölümünde böyle bir şey düşünsün? Son kitabımda Bağırsak Virüs İnsan Tanrı'da bunu yazmıştım. En derin bilinçaltının en derin seviyelerinde her şey Tanrı'dır bizim için. Özellikle çocukken. Dolayısıyla Tanrı
annenin kişiliğinde onu terk etmiştir. Ölen annenin kişiliğinde. Ve ona karşı müthiş bir öfke hisseder. Ve bir daha da hiç kimseyle bir yakınlık kurmaması gerektiğine kanaat getirir. Her şeye karşı soğuk, mesafeli bir ilişki, mesafeli bir duruş sergiler o kişiler. Kendini böylelikle şeye alır, garantiye alır. Çünkü banko o terk edecektir. Kimi severse o onu terk edecek. Aslında ona göre terk eden, onu terk eden yaratıcıdır, tanrıdır. Ve öfkesi terk eden ebeveyne değil, tanrıyadır. Tanrıya öfkelidir. Şimdi ne yaptık? Bilinçaltının en derin karanlık sularında ilerliyoruz. Ya bilinçaltının en derin karanlık sularında ilerliyoruz. Peki daha da derine inelim mi? Ya daha da inelim arkadaşlar. Yine son kitabında Eşofmanlı Şevket Hoca gibi yazdığım gibi aslında Tanrı bizi terk etmemiştir. Biz onu terk etmişizdir. Biz onu bizle birlikte olduğunu, bize şah damarımızdan daha yakın olduğu gerçeğini unutmuşuzdur. Ve yaratıcıyı alıp kendi dışımıza, şah damarımızdan 3 metre uzağa, olmadı daha uzağa, olmadı daha uzağa, sonra yıldızlara, gökyüzüne onu koymuşuzdur. Yukarılarda bir yerde, kendi dışımızda. Ve onunla bağlantıyı kopardığımız zaman sanki o bizde bağlantıyı koparmış gibi düşünerek kendimizi gurbette, yalnız, desteksiz, ebeveynsiz hissederiz. Çünkü yaratıcı bizim, benzetme yaparak söylüyorum, hem anamızdır hem de babamızdır. Hem anamızdır hem de babamızdır. O annemizin bize verdiği duyguların bin mislini bize veren, babamızın bize verdiği ve ya da vereceği duyguların bin mislisini, hem de pozitif olarak hem de gerçek olarak hem de tam ve eksiksiz olarak bize verecek, veren ve verecek olan aslında yaratıcının bizzat kendisidir. İşte burada kendimizin onun biz onu aslında terk etmişizdir, uzaklara bir yere koymuşuzdur. Daha da ilerisi, biz ona onu kandırmışızdır aslında. Senle bütünlüğü koruyacağım demişizdir. Buna söz vermişizdir. Ama biz bunu yapmamışızdır. Onu kandıran, onu uzaklara koyan biziz aslında. Ne diyordu Kur'an'da? Diyor ki, Rabbim o zaman yarattığı zaman insanları sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bi rabbikum. Biz dedik ki diyor, bela, evet. Elest bezminde denir mesela ona. Bela, evet demektir, evet. Bu soruyu soruyor. Biz de evet diyoruz çünkü o zaman ayrı olmadığımızı, bütün olduğumuzu, bir olduğumuzu biliyorduk. Ama sonra biz ne yaptık? Onu biz terk ettik. Biz uzaklara gittik, biz kaçtık. Çözümümüzde durmayan biziz aslında. Şimdi kişiye bunu şey yaptığımız zaman, bu hakikati bir şekilde, tabii bu hemen ilk görüşmede, hemen ilk 10 dakika içinde falan asla gösterilecek, kabul ettirilecek, ikna ettirilecek bir şey değildir. Çok sonraları.
Belki de kişiler hiç buna ikna olmazlar. Ne alakası var derler ya kardeşim. Yani babam bana kötü davrandı, annem şöyle yaptı. Bunlar birbiriyle anlaşmadı. Huzursuz bir ailede büyüdüm. İşte ne bileyim beni küçükken teyzemlere verdiler, halamlara verdiler. Onların çocuğu olmuyor diye. Biz 12 kardeştik. Nerede yattığımız, nerede kalktığımızı kimse bilmiyordu. Öyle büyüdük gitti yani ortalıkta falan diye söylerler. Çünkü içlerinde müthiş bir kızgınlık, müthiş bir öfke vardır. Birileri onu terk etmiştir. Terk edenler kendileridir. Birileri onu yalnız bırakmış. Birileri söz vermiştir. Söz verip de yapmayanlar kendileridir. Kendimiziz, biziz. Bu biz biriz, bütünüz. Bütün değil miyiz diye yaratıcının sorduğu şeye cevabı önce evet deyip sonra da bunu unutan kaçan biziz. Ya işte bu bakımdan mevzu derin, mevzu esrarengiz. Böyle olunca hiç kimse suçlu değildir ve asıl kızgınlığımız aslında kendimizedir. Asıl kızgınlığımız kendimizedir. Niye? Yaratıcının bendeki karşılığı olan yetenek ve nitelikleri söz verdiğim halde açığa çıkarmıyorum. Onları niçin kullanmıyorum diye. Bütün kızgınlıklar başkalarına gibi gözüken, bu da işin başka bir esrarlı tarafı, başkalarına gibi gözüken bütün kızgınlıklar aslında neticede kendimizedir. Kendimize kızarız biz. Biri der ki ben her yerde unutuluyorum. Kimse beni kale almıyor. Yok yerine koyuyor herkes beni. Çünkü sen ölen bir kardeşten sonra doğduğun için diyelim ki mevzu yüzeysel olarak bakıldığında ölen bir kardeşten sonra doğduğun için yok gibi davranarak o ailede aslında yaşayabileceğine inandırılmışındır ya da inanmışındır. Hani ben hani buradayım ama yaşayamam, yaşadığımı belli edemem çünkü geride ölen bir kardeşim var dersin hesapta. Aslında Tanrı'nın seni görmediğini düşünürsün, onun seni görmesini istersin. İnsanların seni görmesini istersin aslında. Tanrı'nın, insanların seni görmesini istiyorsa bil ki Tanrı'nın seni görmesini istiyorsun, bil ki sen Tanrı'yı görmüyorsun. İnsanların sevmesini istiyorsak bil ki ve bundan şikayet ediyorsak Tanrı'nın bizi sevmediğini düşünüyoruz ve aslında sorun biz insanları sevmiyoruz. Biz Tanrı'yı sevmiyoruz aslında. Aynı şey. Biri diğerinden ayrı değil. Bu da başka bir derin mevzu. Başka bir esrarengiz mevzu. Aynı şey. Kendimizi sevmek, insanları sevmek, Tanrı'yı sevmek. Aynı şey. Bundan şikayetimiz varsa kimse beni görmüyor. Sen görmüyorsun. Kimse beni sevmiyor. Sen sevmiyorsun. Kimse bana değer vermiyor. Sen vermiyorsun. Ve bunu da için için biliyorsun ama yerse, başkaları yerse. Başkaları yedikçe bu oyunu oynuyorsun. Oynuyoruz. Oynuyorlar. Başkaları yedikçe bu oyunu oynuyoruz. Bir danışanıma ben üçkağıtçının tekiyi mi söyledim? Nasıl hocam ben niye üçkağıtçı olayım falan dedi. Yalnız olduğunu iddia ediyorsan üçkağıtçısın. Zayıf olduğunu, çaresiz olduğunu söylüyorsan üçkağıtçısın. Senin yapmadığın bir şeyi sana yapılmadığını ısrar ediyorsan üçkağıtçısın. Üçkağıtçılar böyle yapmıyormuş de.
O yüzden diyoruz bir kimseyi suçlamayın diye. Kimseyi suçlamayın. Kendinizi de suçlamayın. Kendinizi de suçlamayın. Asla. Bunu daha önce de söyledim. Kendinize acımayın. Zavallı ben. Oradan çıkın. Ya böyle kişiler sürekli şey yaparlar. İyi de öyle ama hani öyle ama 4 elle sarılırlar şeye. Neye sarılırlar? Hikayelerine sarılırlar. O sebeple ben danışmanlık almak isteyenlere yazarım. Yani kısaca sorunlarınızı yazar mısınız? Allah'ım döşenirler böyle. Ondan sonra dedim ya ben kısa istemiştim. Ben böyle istememiştim. Aa eksik mi yazdım hocam diye biraz daha döşenirler. Derler ki beni iyi tanıyasınız diye. Ya ben seni niye tanıyacağım? Zaten hepimizin sorunu aynı zaten. Bu bahsettiğim mesele. Hastalıklarımız da bunun sonucu. Hastalıklarımız öfkenin, suçluluk duygularının, utanç duygusunun, kendimize duyduğumuz şeyin kızgınlığın sonucu. Ya. Seni niye tanıyacağım? Hepimizin hikayesi aynı zaten. Hepimizin hikayesinin nedeni aynı zaten. Onu demek istiyorum. İyi de benim hikayem çok özel. Osho diyor ki, aslanım benim. Diyor ki ego öyle bir şeydir ki diyor, her şeyde özel, biricik ve tek olmak ister diyor. Acı hikayemi. Benim hikayem daha acı. Bak bir de sen beni dinle falan. Bir de sen beni dinle. Benim çektiğimi kimse çekmez ya. En çok ben acı çektim. Orada bile ileride olmak ister yani. Ve hikayesini çok uzun yazan kişilere ve kişiler beni korkutur. Derim ki eyvah hikayesine gömülmüş kişilerden birisi. Eyvah 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 eyvah. Ne yapacağız şimdi? Çekinirim açıkçası. Dağıtmıştır o. Tamamen gömülmüştür hikayesini. Değil mi? Tamamen hikayesine gömülmüştür. Neticede arkadaşlar esrarengiz şeyimiz, yayınımız bu şekilde esrarengiz bir şekilde bitiyor. Dolayısıyla binaenaleyh bu şeyi yayını daha sonra defalarca izlemenizi tavsiye ederim. Defalarca izlemenizi. Her izleyişte siz değil bilinçaltınız oradan gerekeni çıkaracak. En derin seviyedeki benliğiniz ve egonuzun en derin seviyedeki taktikleri iot gibi açığa çıkacak. Yakalanacak ego. Onun için bu yayını defalarca izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler diliyorum.